İlk olarak İstanbul Barosu Başkanı Sayın Avukat Filiz Saraç hanımefendiye bırakıyoruz mikrofonu. Buyurun efendim. Çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımız, çok değerli hazurun. Öncelikle İstanbul Barosu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün yapılacak protokol son derece önemli. Çünkü adli yardım nedir dediğimiz zaman, yoksul yurttaşın, şiddete uğrayan kadının, ihmal ve istismara uğrayan çocuğun adalete erişimini sağlamak için getirilmiş olan sistemin adı. Bugün İstanbul Barosu'nda 8500 avukatımız adli yardım sistemi içerisinde eğitimlerden geçerek İstanbul halkına adalete erişim yönünde hizmet vermektedir. Ancak asgari ücret tarifesine göre ödemeleri yapılmasına rağmen avukat meslektaşlarımızın 19 aydan beri vekalet ücretlerine kavuşamamışlardır. 8 ayrı yerde adli yardım büromuz bulunmaktadır. Burada hizmetler devam etmektedir. Ancak özveriyle enflasyon ve eriyen vekalet ücretlerine rağmen, büroların giderlerine rağmen adli yardım sistemini geriye götürecek şekilde bakanlık bütçesinden gerekli ödemeler yapılmamıştır. Avukatlık Kanunu'nun 180. maddesine göre belediyelerin de bu bütçeye bağış yapma hakları bulunmaktadır. Bu hükümden istifadeyle aynı zamanda büyükşehir nezdindeki birimlere eğitim vermek, temel haklar konusunda halkımıza eğitim vermek hususlarını da baro olarak yükümlenerek bir protokol aktettik ve Aralık 2023 tarihinden beri takip ederek, aynı zamanda meclisten de geçirerek bugüne getirilen protokolde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Başta da Sayın Ekrem İmamoğlu'na tüm emekleri için, katkısı ve yine bir ilki başardığı için huzurunuzda tekrar İstanbul Barosu olarak teşekkürü borç biliyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hitap edecekler. Buyurun Sayın Başkanım. Çok teşekkürler. Ben de bütün bizi izleyen değerli dostlarımıza, hemşehrilerimize, elbette bugünün gündemi olan değerli hukukçularımıza, avukatlarımıza sevgi ve saygılarımı iletirken baro başkanımıza ve değerli baro yönetimine, İstanbul Barosu yönetimine de bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum. Sevgili çalışma arkadaşlarımla birlikte hepinizi İstanbul Planlama Ajansı'nda, belki de İstanbul adil şehir olacaksa böyle olmalı diye düşündüğümüz bu güzel alandan herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün toplumumuzda adaleti ve eşitliği güçlendirmek adına kritik bir adım attığımızı düşünüyoruz ve çok değerli bir adım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın en büyük ve en saygın barolarından biri olan İstanbul Barosu ile kuvvetli bir işbirliği yapıyoruz. Hiç kimsenin adalet arayışında geride kalmamasını sağlama yolunda bir protokole birazdan değerli başkanımızla, İstanbul Barosu başkanımızla imza atacağız. Adalete erişim bir ayrıcalık değil, bir temel hak. Ancak birçok kişi, özellikle ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalan bireyler, şiddete maruz kalan kadınlar ve çocuklar için bu hak ne yazık ki ulaşılmaz bir noktada kalıyor ve büyük bir eşitsizlik hissi veriyor bütün insanlarımıza. Adli yardım tam da bu savunmasız grupların önündeki engelleri kaldırmak için çok değerli ve kritik bir mekanizmadır. Ne yazık ki son yıllarda merkezi idare tarafından
adli yardıma ayrılan kaynakların yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu durum hukuk sistemimize aşırı bir yük bindirirken adalete tam erişimi de engellemekte. Biz de avukatlık kanunu ve belediye kanununun bize verdiği yetkiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu boşluğu doldurmak için harekete geçiyoruz. İstanbul Barosu ile imzalayacağımız bu protokolle adli yardımı genişletmek ve en çok ihtiyaç duyanlara gerekli desteği sağlamak için el ele vereceğiz. Bu girişimin amacı sadece hukuki hizmetler sağlamak değil, aynı zamanda maddi durumu ne olursa olsun herkesin hukukun koruması altında olduğunu hissetmesini sağlamaktır. Şiddet, ayrımcılık ya da haksızlıkla karşı karşıya kalan bireylerin hukuk sistemimizin tam desteğiyle haklarını savunabilmelerini mümkün kılmaktır. Bu misyona katkı sağlamaktan gerçekten büyük bir onur duymaktayız. Biz İstanbul'da dayanışma kelimesini göreve başladığımız ilk günden bugüne kadar kim var ise mağdur, kim kalmışsa geride, kim kalmışsa bir eksiklikle mücadelede kendini ne yazık ki üzgün ve çaresiz hisseden onların yanında olmayı her zaman ilke edindik. Ben açıkçası bu işbirliği için ve böylesi bir eksikliğin, böylesi bir sürecin var olduğunu bize hatırlatan ve bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine almasıyla buradaki ciddi mağduriyeti gidereceğimizi ifade eden kıymetli İstanbul Barosu Başkanı'na, yönetimine ve tabii ki İstanbul Barosu'na hepinizin huzurunda en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte toplumumuzun kalbinde yer alan adalet, eşitlik ve insan onuru ilkelerini elbette korumaya devam edeceğiz. Her zaman ifade ediyorum. Adalet bir hava, bir su gibi insanın yaşama, tutunma, yaşama kaynağı. O bakımdan adaletin herkes için tesis etmesini diliyorum. Adaletin tesis edilmesinde birilerinin eksik hizmet alarak bundan yoksun kalmasına ne hiçbir yöneticinin tahammül etmesi mümkündür, ne de bu konuda bir adım atılacaksa bundan geri durmamız mümkündür. O bakımdan bugün atılan adımı bu yönüyle çok değerli buluyorum. İnşallah bu eksikliğin giderilmesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu öncülüğü yapmış olacak. Umarım böylesi eksikliklerin tamamlandığı değil, mükemmel bir hukuk sisteminin var olduğu ülkemizde hep birlikte adaletin tesis için güçlü bir geleceği hazırlarız. Bu arada ifade edeyim, önümüzde İstanbul Barosu seçimi var. Bu seçimde de bütün adaylara elbette ki başarılar diliyorum. Tekrar protokolümüzün hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Efendim çok teşekkür ederiz. Adli yardım işbirliği protokolü an itibarıyla imza altına alınıyor. Hep birlikte biz de şahit oluyoruz.